parayla. Şu 3 kuruş için mi sattın dostluğumuzu? Senin için yaptıklarımın karşılığı bu mu? Sıkıştım kaldım Kenan'ım, tamam mı? Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ya beni polise verecektin. Verdin mi peki? Vermedim. Hep senin dediğin oluyor ya. Çocukluğumuzdan beri bu böyle. Ben batırırdım, sen çıkartırdın. Ben artık bunu yaşamaktan çok sıkıldım. Bugün olmasa zaten bir gün kesecektin hesabını. Keşke her yaptığının sorumluluğunu almayı da bilseydin. Bugün bedel ödemek zorunda kalmazdın. Korktum, tamam mı? Onun için basıp gideyim dedim. Niyetim sana kazık atmak değildi. Albayım, başka biri yapınca adı düşmanlık olur. Sıkıntı yok. Ama çocukluk arkadaşım, kan kardeşim kasayı boşaltıp gidecek. Kazık atmadım diyecek. Öyle mi? Bir oğlum vardı, kendini öldürdü. Bir de kardeş dediğim vardı. Dostluğumuzu öldürdü. Öyle söyleme Kenan'ım. Bir de kendini benim yerime koy. Ben ikimizin yerini çok düşündüm. Senin yaptığın hataları ben yapsaydım, aynı ilk baktığımda kafama sıkardım. Ne yani? Öldürecek misin beni? Benim çoluğum çocuğum var, ailem var, sorumluluklarım var. Ya. Aile önemliymiş değil mi albayım? Kenan da aileden de hani. Öyle diyordun. Ailedensin tabii ki. Benim kan kardeşimsin. Tamam. Bir sürü saçmalık yaptığım şeyler hataydı. Ama artık son. Tamam mı? Evet. Benim için de artık son. Bundan sonra en ufak hatanda gerçekten acım. Tamam, söz. Söz, bundan sonra sen ne dersen o, tamam mı? Sana sormadan adım atmayacağım. Adam olacağım diyorsun yani. Tamam. O zaman herkesten özür dileyeceksin. Ne? Kimden anlamadım? Sünnet düğününde yaptıkları için meleklerden. Yangın çıkardılar diye suçladığın Mahmutlardan. Herkesten özür dileyeceksin. Küçük düşeyim istiyorsun yani, ha? O mu? Bundan daha fazla küçük düşemezsin.